Şimdi gençler, para istemedi. Çok güzel. Para istemedi ve Ergeon abi artık Altürk'ün bir vasalı oldu gençler. Merhaba dostlar, yepyeni bir Bannerlord bölümüyle karşınızdayım. Ben Ayberk, Bannerlord'da 39. bölümdeyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz maceramıza. En son sizlerle beraber canlı yayında 37. bölümü oynadık ve başımıza gelmeyen kalmadı. Ama gençler, bu bölümde her şeyi toparlayacağız ama daha da önemlisi. Siz bu bölümü izledikten bir gün sonra, yani çarşamba günü, sizlerle söz verdiğim gibi 2-3 saatlik uzun bir maraton canlı yayını yapacağız ve Bannerlord'da Altürk'ü anlı şanlı günlerine getireceğiz ve sonrasında önümüzde kimse duramayacak. Ben buna inanıyorum. Canlı yayına gelmeyi lütfen unutmayın. Çarşamba günü 16.30'da başlayacağız. Bakalım yayında sizlerle beraber başımıza neler gelecek. Katılan tüm dostlara şu ana kadar yayınlara çok çok teşekkür ederim. Ve yayınları beğenip paylaşırsanız bana çok çok destek olmuş olursunuz. Yarın 16.30'da burada buluşmayı lütfen ihmal etmeyin. Altürk'te bakalım başımıza neler gelecek. Bağış yapan dostlarımıza da buradan hemen teşekkür edeyim. Sağ olun, var olun. Ve gençler, küçük hatırlatmamızı da yaptıktan sonra hemen aksiyona girelim. Bu bölüm işimiz çok, bu bomba bir bölüm. Eğer videoları beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve her videodan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın dedikten sonra. En son bildiğiniz gibi biz birçok kale kaybettik. Fakat gençler, bugün toparlanacağız ve canlı yayında bomba gibi bir Altürk'le devam edeceğiz ve herkesi havaya uçuracağız diyelim. Şimdi şöyle asker topla diyeceğim. Şimdi Takor Kalesi şurada halihazırda bir kuşatma altında, görüyorsunuz. Urik abi arkasında bekliyor. Şu an biz halihazırda Sturgia ve Batanya ile savaştayız. Canlı yayını izleyen dostlarımız hatırlayacaktır. Hakeza Vlandia ile de bir savaşa girdik. Canlı yayını da bitirdik. Şimdi bizim asıl sorunumuz gençler şu. Biz savaşta olduğumuz krallarla barış yapamıyoruz. Çünkü yayında Kaladog abi, Batanya kralı esir düştü. Bize esir düştü ve zaten Raganvad'da esir olduğu için biz bir türlü barış yapamıyoruz. O yüzden şimdilik şunları tokatlayacağız. Urik abi orduya alıyorum. Takor Kalesi surlarına geçeceğim. Ve sizlerle beraber Takor Kalesi'ni savunacağız gençler. Batanya'nın bu ordusunu yerle bir edeceğiz. Sonrasında Vereli'ni Batanya toprakları, hakeza Sturgia toprakları. Onun haricinde Godun abi ve Fafen abi şu an bize katılırsa tadından yenmez. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi bu abi bize katıldı. Takor'da 100 kadar kişi var. Daha doğrusu 97 kişi var. Biz de biraz asker feda edip içeri giriyoruz. 23 askerimiz ne yazık ki bu uğurda kayboldu, kaybettik. Şimdi yardım et diyelim Takor Kalesi'nde. Oros abinin, gördüğünüz gibi eski güneyliydi galiba bu şerefsiz Oros. Oros abinin birliğini patates edeceğiz. Haydi gazamız mübarek olsun diyelim. Ve Takor Kalesi surlarını savunmaya başlayalım. Şimdi gençler, biz bunları patates edeceğiz. Ben buna inanıyorum. Sonrasında artık Batanya'nın da hafiften Sturgia gibi ipini çeksek çok 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 tatlı olacak. Şimdi Urik abi piyadelerin komutasını aldı. Okey, tamamdır. Şimdi gençler, aslan parçaları. Bugün Takor'u Batanya lalelerine bırakmayacağız. Herkesi bir konuşlandıralım. Şuraya 11 kişi ekledim. Şu içerideki ekip şuraya gelsin. Şu ekip şurada dursun. Dayı siz de şuraya geçin. Siz de burada durun. Bir 11 kişi daha gözüküyor. Onlar nerede? Ha, siz buradasınız. Tamam dayı, siz de burada durun. Tamam, güzel. Şimdi gençler, önemli olan bizim koç başını patlatmamız. Hadi bakalım. Aslan parçaları koç başına nişan alalım. Ben de şöyle, at çeker mi? Çekti. Tamam, at çekiyormuş. Şimdi haydi aslanlar. Ben şuraya atı park edeyim de ayak altında durmasın derken ilk mancınık uçtu. Hadi be, vur o koç başını. Oo, çok yakın. Çok yakın bir atış. Adamsınız aslanlar. Vur 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 vur. Koç başı düşsün, kafamız rahat etsin. Gönder gitsin dayı. Aa, taş yok. Ulan oğlum, taş koysanıza ya. Burada komutanım bana taş koyduruyorlar. Neyse. Sıkıntı yok. Savaş anında herkes Altürk vatandaşıdır. Yolla gitsin dayımın oğlu. Oo, biri vurdu. Patladı. Vallahi koçbaşı patladı. Koçbaşı düştü gençler. Koçbaşı düştü. İşte şimdi işin rengi Altürk kızılına döndü. Gelin bakayım merdivenlere. Gelin bakayım. Sizin ne bekliyor mu merdivenlerde? Ölümünüz bekliyor dayı sizi burada. Şimdi merdivenden çıkanı indireceğim. Sol kanattayım. Sağ kanatta da birçok aslan parçası eminim ki burayı savunacaktır. Hatta gelene taş bile atabilirim. Taş da var elimde. O yüzden sıkıntı olmayacaktır. Nişan aldım. Bak bak bak, şuradan da merdivenler geliyor.
İlk siftahı kime yapıyoruz dayı? Şurada bir kelle gördüm. Şu bir. Kafasını uzatanı indireceğim dayı. Kafasını uzatanı indireceğim. Evet, bizim aslan parçaları biraz daha gördüğünüz gibi acemi askerler. Geldiğimiz sırada tabii çoğunu yetiştirmeye çalıştık canlı yayında da keza ama birçoğu acemi karşımızdaki Batanya ordusuna kıyasla. Ama burada headshot atan bir kral var ve bu kaleye kimseyi sokmayacak. Vallahi dayı bir sağ bir sol zıbam zıbam vuruyorum. Bir sağ bir sol o yükselenleri şurada merdivenlerde yükselenleri indiriyorum. Şu kesin kral. Şu kesin kral. Bak. Oros abi o. Kesin Oros abi. Oros abi hala burada. İsmiyle her bölüm dalga geçmemek için kendimi zor tutuyorum ama yapmayacağım gençler. Şimdi şöyle. Şu abiyi de indirelim dedim. Gökyüzünden bir balta geldi bu arada. Kırmızı yazılar da görüyorum ama iyi direndik. İyi direndik. Gençler hatları savunun. Hatları savunun. Bak şunların zırhları çok iyi abi ya. Zırhlar harbiden çok iyi. Şu abiyi öldüreyim diyorum. Abi vur herif ölmüyor. Aman gençler. Şuradan hemen ok yeniliyorum. Allah'tan burada bol bol okumuz var. Bu arada şuradaki kanatta durum ne? Oo sızma girişimi var. Aslan parçaları sızanlar var burada. Tutun orayı. Solda ben varım sıkıntı yok. Amenna fakat sağ taraf patlarsa kapıyı tutanlar sıkıntıya girebilir. Neyse ben şurada ok varilim de var sol kanatta. Şimdi sağ kanatta ok varili yok muhtemelen. Bak Ramfalya sallıyor şerefsize bak. Şöyle dayı sen de bir in bakayım. Eyvah bir dakika eyvah. Nazar değdirdiler. Kaçırıyoruz. Şöyle en azından vurayım da dayı canları azalsın. Ramfalyalı dayıyı indirdik. Şunu da indirdim. Güzel tamam. Kafayı uzatanı indiriyorum. Şurada bir kılıçlı abi var. Güzel. Ormancı dayıyı da indirdik. Dayı sen de bir in. En azından vurup canlarını azaltıyorum ki gençler. Benim acemi askerlerim vurdukları zaman hızlı hızlı düşürsünler ki galiba alacağız ya. Takor bizimdir ve bizim kalacak. Bir 20 kadar zayiat vermişiz surlarda. Şu an için çok iyi. Şu an için çok iyi. Önceki bölümün intikamını alacağız ve canlı yayında bize bir önceki yayında yapılan her şeyi fitil fitil ödeteceğiz. Burunlarından geçireceğiz. Şu vahşiyi alayım. Abi ben burada şeye bağladım ya. Çatır çatır vuruyorum. Şuradan hemen gene dolduralım. Oo bir dakika. Şurada da çarşı karışık. As, bu kanattan öbür kanada da destek çıkıyorum. Gördüğünüz gibi. Vurduğumu vurayım da bari askerlerime biraz olsun destek olayım. Çünkü orada sızanlar var. Orada sızanlar var görüyorum. Ama bu taraf da önemli. Oo gençler. Ağır ol. Oranfalya'yı sok yerine. Oranfalya'yı sok yerine dayı. Evet buradaki asker sayısı azaldı biraz. Buradaki asker sayısı azaldı ama Batanya'nın da asker sayısı çok azaldı. Kale surlarına çıkanı indiriyoruz. Ben şöyle dayı bir inme bekle de vurayım ya. Bir inme. Aa bir dakika bir dur. Dayı. Neyse şu sağ kanadı patlatayım ben de. Sağ merdiveni patlatayım daha doğrusu. Güzel 3'te 3. 4 mü? 4. Hadi bir 5 diyelim. Penta. Vallahi penta attık. 6 da geldi. Tamam güzel. Şöyle artık 7 8 gidelim. Aa KS attı bak dayı. Dayı no KS kan VS. CH2 depo artkası gel. Derken abi bunlar vallahi patates oldu. Nerede bunlar? Nerede bunlar diyorum ben de. Nerede bunlar diyorum. Gençler bakın nerede bunlar. Bakın. Yeşil Batanya lalelerine bakın. Takor Kalesi üzerinde ki aslan parçalarından nasıl kaçıyorlar. İşte dayı böyle kaçarsınız. İşte böyle kaçarsınız. Şöyle. Takor'daki aslanlar. Yaklaşık bir 40 kadar zayiatla gördüğünüz gibi düşmanı geri püskürtmeyi başardı. Birazdan nidalar yükselecektir. Ki bizimkiler hala ok da atıyor. Her biriniz başka bir aslansınız. Koçlarım benim be. Şu şeyi patlatan aslan kimse helal olsun abi. Şu koçbaşı patlamasaydı eğer kapıyı dayansalardı çok zor olacaktı. Çünkü kapı şey olunca güvenli hale gelince buradaki askerler kanatlara desteğe çıktılar. Ve bu biraz savaşın kaderini belirledi diyebiliriz gençler.
Hadi nidalar yükselsin Altürk için. Ve Takor bizim olduğu artık kesin olarak Matanya tarafından anlaşılsın. Dayı sen ne yapıyorsun? Sen kimsin Allah aşkına? Sen komutan mısın galiba? Kafasındaki çok değerli. Hadi dayı naş. Hadi. Hadi yallah. Yallah Batanya topraklarına hadi. Daha çok bakarsın öyle. Bak bak tipe bak. Ne bu? Seni yeneceğim İstanbul style'a bir duruş mu dayı? Takor'u alamazsın. Aa bekliyor. Dayı git git. Vallahi gitmiyor gençler. Dayı gideceğim mi polis mi çağıralım? Şunun kafasına bir mancınık atın bakayım ya. Koçum onun kafasına bir mancınık isabet ettir ben de sana Takor'u veririm. Yok abi herif orada bekliyor ha şaka maka. Aa manyak. Oğlum vaktimizi çalma salsana bizi. Atım nerede? Atımı çağırın bana. Atım gelmiyor. Atım kesin savaşta kayboldu ya. Hayda gençler olaya bak. Adam orada bekliyor. Evet şimdi abi yapacak bir şey yok. Ben buradan atlar. Şöyle. Biraz canım gitti ama. Ben şuradan atlayıp şu adamla bari 1v1 kapışalım. Şey diyor galiba. CH2 kuşatma kalesi kuşatma kampı önü geldi diyor. Tamam dayı sıkıntı yok. Depo arkası da geliriz hiç affetmeyiz. De çok yavaşım ya. Dayı herkese hücum emrini vereyim onlar da koşsun bari. Arkamdan gelen olsun. Kapıları açın kapıları açın. Bunlar daha gelmez açın kapıları. Abi atım nerede ya? Cık cık. Yayan yayan götürüyorlar. Abi atletizm yeteneğimiz çok düşük. Gerçekten bu karakterin atletizm yeteneğini biraz arttırmamız gerekiyor. Nerede o? Hala orada mı? Allah Allah. Abi adam tek başına. Yani cesaretini mi kanıtlamaya çalışıyor yoksa aptal olduğunu mu kanıtlamaya çalışıyor? İkisi arasında kaldım bak orada. Şu değil mi? Vallahi o. Allah Allah ilginç. Aman yarabbim ilginç bir vaka diyerekten adama doğru ilerliyorum. Dayı üstümdeki her şey çok ağır bir dakika ya. Şunu bir bırak bakayım. Başka ne var? Bırakabileceğim. Şunu da bırak. Okumu çekeyim vururum ben onu ya herhalde. En azından biraz hızımız artsın abi. Baksana eşya bıraktım. Kalkanı bıraktım adama gidiyorum diye. Dayı seni buradan vurur muyum? Aslında zorlasam vururum. Gel gel. Dayı gitsene ya. Kışt. Manyak adam. Bak kılıcı da bıraktım. Şimdi seni yumrukla dövmek zorundayım. Geliyor mu bana? Yok gelmiyor da. Abi herif delirdi galiba Takor'u alamayınca. Dayı bu hangi dizi karakteri? Öyle bir geçer zamanki Mete mi bu? Ne yani? Nedir bu? Şu an anlamadım. Aa herif vaktimizi yedi bitirdi ya. Abi bizim aslanlar da çıkmıyor kaleden. Bak bak orada bekliyorlar. Ben çıkmasam biri de çıkmayacak. Dayı son 13 okum kaldı ve bak elimde silah yok. Beni artık sinirlendirme istersen. Hadi de haydi git. Oğlum gitsene. Oğlum git kendi kalenin önünde oyna hadi. Kim bu? Abi kim bu? Gerçekten çok merak ettim. Bir düşsün. Sanyon. Oğlum sen salak mısın Sanyon? Manyak herif vaktimizi aldı burada o kadar ya. İlginç. Gerçekten ilginç. Hayberk bunu beğenmedi. Çok saçma. 30 nam kazandık ve gençler. Ve gençler Takor Kalesi hala bizim. Şuradan hemen şeyleri de alalım. Bu bölüm Godun ve Fafen abiyi almak istiyorum ama Fafen abi hala şu an gördüğünüz gibi bizim esirimiz. O yüzden bakacağız artık. Ona ilerleyen dakikalarda düşünürüz. Tutsakları yönetleyeyim. Buraya kim var kim yok. Bırakayım. Oros. Ne yapıyorsun abi? Kafandaki çok güzel. Bana da yakışır ama almayacağım kelleni. Almayacağım kelleni şimdilik. Şimdilik. Şimdi Urik dayı bizimle. Urik dayının az bir askeri var. Canlı yayında gelen bütün yorumları okudum gençler. Birçok böyle taktiksel hata yapmışız. Hani daha doğrusu taktiksel hata değil de Bannerlord oynuyormuş gibi değil de Warband oynuyormuş gibi oynadığımız için birçok durumda bazı kötü şeyler yaşadık ama her birinden tecrübe çıkardık. Hiç merak etmeyin. Artık ne yayında ne bölümlerde o tarz hatalara düşmeyeceğiz. Şimdi Sapna Godun tarafından saldırıya uğramış. Hiç sıkıntı değil. Şimdi abi ben her şeyden önce
Şu Balgard'daki ekibi bir çekeyim. Bak bu Godun abi bize katılacak da para yetmiyor. Bizim en büyük sorunumuz para. Biz şu an birçok lordu kendi tarafımıza çekebilecek ikna yeteneğine sahibiz ama şey yüzünden çekemiyoruz. Para yüzünden çekemiyoruz. Ben şuradaki elemanları da aldım gençler yanıma. Şimdi buradakileri aldım. Argoron'u ellemiyorum. Argoron'u ellemiyorum. Ora önemli biliyorsunuz. Hani Argoron'un asla hiçbir şekilde düşmemesi lazım. Yani düşmesi söz konusu bile olmamalı. Şimdi Batanya'ya bu güzel bir ders oldu. Diğer bölümde kralları tokatlamıştık hatırlarsınız. Krallarını da tokatladıktan sonra sıkıntı çıkmayacak derken abi işte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Oleg abi ya canlı yayında da çok sık söyledim. Oleg abi harbi delikanlı bir adam diye. Oğlum Oleg abi harbiden reis bir adam. Oleg dayı bu kadar adamla ne yapacağım bilmiyorum ama Ov Kalesi'ne gir al Ov Kalesi senin hakkın sana vereceğim. Ki Godun da arkaya kaçtı onu da tokatlarsan iyi olur. Ben de bu sırada asker toplayayım. Vidar abi geziyor. Tamam güzel. Şu an sular bir miktar duruldu. Sular bir miktar duruldu. Ben de asker alayım. Şu an 414 kişi alabiliyorum ekibime. Eğer şöyle bir sağlam 400 kişi kurarsak gençler. Yani kimse duramaz karşımızda. Şu an Sturgia topraklarında ve Batanya civarında toplayacağım. Düzenli ordu değil, sadece eli silah tutan yetkin ve tabii ki bir o kadar tecrübeli bir ordu kurmaya çalışacağız. Şimdi zaten halihazırda train ediyorlar her gün Warband'deki gibi askerlerimiz. O bizi çok etkiliyor. Yani düşmanınkiler de train ediyor. O biraz tatsız oluyor ama yapacak bir şey yok. Şartlar eşit. Olsun ki savaşlardan vesaire daha da zevk alalım. Şimdi şunları da topla dayı. Şimdi şu Rodobas'a da bir gidelim. Buralardan olabildiğince asker toplayacağım. Bu arada Oleg abi ne yaptı onu merak ediyorum. Oleg abi Godun'u yakalamış olabilir. Godun'u orada kıstırmış olabilir valla. Gözünü karartmış gidiyordu o. O bir tarafa gidiyordu. Her an bir yerden çıkabilir. Bu arada ekonomimiz de güzel. Tamam güzel. Bolca. Bolca vergi vesaire geliyor. Bizim halihazırda şeylerimiz de vardı hatırlarsınız. Kervanlarımız az az. Para kazandırıyorlar ve şu an güzel bir şeyimiz var. Sein abi seni esir alsam sonrasında şeyde kullansam barış müzakerelerinde kullansam çok tatlı olur. Batanya başka kimle savaşta? Bir tek bizle savaşta. Aa manyaklara bak ya. Macera arıyorlar gençler bunlar. Vallahi macera arıyorlar. Şu Sturgiyalı abilerimizin alayı hazır. Yarısını diyecektim. Hepsini neredeyse kılıççı yaptık. Sıkıntı yok. Güzel, tamam. Şimdi şunları şöyle eli silah tutan askerlere çevireceğim. Şimdi Sein abi, sen necisin? Kral, yani kral değilsin de daha doğrusu bir liderlik vasfın var mı? Ergeron abiymiş. Aa bu arada gençler canlı yayında biliyorsunuz Lyanna'nın hamile olduğunu öğrendik. Lyanna hamile. Yeni bir bebek gelecek. Bu bölüm gelir mi bilmiyorum ama bakalım. Sein abinin ordu yetkin bir ordu belli. Tokatlarız ya, tokatlarız da. Şimdi düşünüyorum. Abi Oleg abi nerede? Oleg dayı. Oleg dayıya buradan bakamıyorum değil mi? Oleg dayıya şuradan hemen bakayım. Neredesin dayı sen? Evet bu arada Kaladog'u da esir alan canlı yayında reis Oleg abidir. Kendisi gerçekten bize katılmasıyla inanılmaz şeyler yaptı. Umarız daha çok başarı gösterir. Şimdi ben Hüseyin abi tokatlayayım gençler hazır karşıma çıkmışken. Sonra Oleg abinin yanına gideriz. Ovu bu bölüm bir daha alır mıyız bilmiyorum. Yani şu an tek amacım lordları tokatlayıp Batani'yi güçsüz bırakmak ki barışa zorlu hani zorla barış yaptıralım. Dayı ne yapıyorsunuz? Gelecek misiniz? Defans mı yapacaksınız? Galiba defans yapacaklar. Sayı bakımından üstünüz. Şöyle yapalım o zaman. Herkes şuraya bir gelsin. Bunlar muhtemelen saldırmayacak. Bana biraz atlı okçu lazım. Veya gençler Sturgiyalı atlılardan biraz biriktirebiliriz. Kuzey topraklarına uzağız çünkü şu an. Biliyorsunuz Sturgiyalı atları hem ağır hem de sırtlarında cida var. Yani tamam şey kadar ne bileyim bir Kuzey atlısı kadar sağlam ok atışı yapamıyorlar. Lakin ellerindeki mızrakları çok çok sağlam kullanıyorlar. Hani onu da göz ardı etmemek lazım. O yüzden dolayı şimdilik olağanüstü hal sırasında Sturgiyalı aslan parçalarından bir atlı birlikte oluşturabiliriz. Halihazırda Sturgia topraklarındaki varlığımız sürerken.
Şimdi Zeyn abi, şuradaki Zeyn abi. Vallahi Zeyn. Ben tanırım. Zengin adamı, zengin giyinen adamı tanırım. Şu mu? Şu galiba. Şunlardan biri. Of, kafama attın dayı balta. Galiba sensin dayı ya. Senin elinde ramfalya var ve kaskın güzel. Oo, gene attı kafama. Dayı, ben bir komutanı indireyim mi? Komutanı ben bir indireyim mi? Sal komutanı. Aman aman aman. Abi, abi bir saniye, bir salsanız mı? Tamam, Zeyn düştü. Zeyn düştü. Bunlar da birazdan saldırıya geçer. Abi kask falan iyi olmasa var ya, net düşeceğiz. Attıkları baltalar falan. Oğlum insan mısınız siz ya? Şimdi şu aslan parçalarını da geri çekiyorum. Abi düşmana baksanız. Düşmana bakın. Düşmana diyeceğim de. Tamam. Şöyle oturun. Bekleyin şurada. Düşman gelsin. Ok falan serbest. Her şey serbest. Zeyn abi de düştü zaten. Adamların zırhları güzel ya. Şu Batanya Fiyan şampiyonlarının zırhları falan da sağlam. Ah, o Fiyanlardan güzel bir okçu kursak çok çok güzel olacak da. Burnumuz, başımız beladan kurtulmadı ki abi. Gerçekten. O yüzden sıkıntı oldu. Okçuları geri çektim. Piyadelere hücum emrini verdim. Yeşil yazılar akmaya başladı. Güzel, tamam. Hepsi de çok üst tecrübeli askerler değilmiş o kadar ya. Ki dayı zaten. Altürk'ü gören, karşısında Altürk'ün olduğunu gören herkes kaçıyor. Abi, bu nedir ya? Bak bu adam mesela kıdemli bir savaşçı belli. Bak adam kıdemli savaşçı ama... Yani işte her ne kadar kıdemli de olsa, sayı bakımından üstün de olsa kim zaman... Altürk'ü gören kaçıyor gençler. Herkes hücum. Herkes hücum. Yani yaşanan son olaylar biliyorsunuz bizim de moralimizi bozdu da... Bizim birliğimizin ve krallığımızın morali diğer krallıklara göre çok daha yüksek. Yani benim de gözümün önünde kralım şöyle düşmanların kellelerini alsa benim de moralim şahsen yükselir. Şöyle çatır çatır vuruyorum ve zaten zafer yazısı geldi. Zeyn abi de hemen esir alalım. Dayı tamam, düşmanlar var da kaçıyorlar, onları takma. Tamam, güzel. Çok güzel dayı, bir esirimsin. Seni biraz zindanlarda misafir edeceğiz. Şu Sturgia savaşçısı abilerimizin 10 tanesi hazır. Dayı, hepinizi alamıyorum değil mi? Şu yetkili abileri alalım. Vahşiler falan var. Şöyle ormancı, cidacı vesaire. Bunları alalım, lazım olur. Tamam, bu kadar yeter. Tamam. Paramız da var. Şu an ovu aldıktan sonra Batanya ile belki bir barış yapabiliriz de emin değilim. Amacım Batanya ile de aslında şu an savaş yapmak değil. Şimdi ben bir kehanet daha atacağım da atmasını korkuyorum. Çünkü canlı yayına ne dediysek geldi başımıza. Hatırlarsanız 1000 kişi dedim, 1000 kişi geldi. Hatta 1000 kişi dedim, 3000 kişi geldi. Şimdi gençler şöyle bir durum var. Her an gene böyle 600-700 kişilik bir Batanya ordusu bir anda çıkıp gelebilir. Ama paramız artıyor. O yüzden çok büyük bir sıkıntı olmaz yakın zamanda gibi geliyor. Ovu alırsak şayet hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi ova girebilirim. Ova girebilirim aslında. Burada Urik abi var. 50 kişiyle. Urik abiyle aslında girebiliriz ova. Bilemedim Altan. Bilemedim. Bilemedim. Şöyle şu abilerimizi de güçlendirelim. Şöyle tamam. Çift elli de yapıyorum dayı. Kim var kim yok herkesi güçlendiriyorum. Şu klan savaşçılarından bize katılanlar var. Tamam, okey. Çok tatlı. Çok tatlı oldu bu. 200 bin dinarımız da var. Şehirlerden gelen paralar vesaire sayesinde. Şükür bu bölüm. Ortalığı biraz hallettik derken bak şu Godun abi benim sinirimi bozuyor şahsen. Şimdi nerede bu? Safna mı? Bak burada abi. Peki Oleg Reis nerede? Oleg Reis neredesin? Abi bu gözü karartıp kuşatmaya falan mı gitti? Belli olmaz abi bunun yapacağı işler. Bir dakika. Neredesin Oleg? Ben seni klandan görebiliyor muyum? Klandan değil de krallıktan görebiliyor muyum? Klanlar. Bu arada bir tek kurt postlar kaldı gençler, hatırlarsınız. Canlı yayında hepsi bizi sattı. Fakat sıkıntı yok. Halledeceğiz. Yıkılmadık, ayaktayız da. Oleg abi nereye gitti ben onu anlamadım. Abi ovu falan mı kuşatıyorsun? Yok. Ovda da kuşatma yok. Ben bu Godun abiyi tokatlayabilir miyim? Aa, Oleg 300 kişiyle burada geziyor. Oleg abi şu an muhtemelen Godun'a bir surprise yapacak. Ben yapayım. Oleg abi bana katılsın ki Godun'la önce ben bir konuşma fırsatı elde edeyim gençler. Bak Godun abi.
Bak Godun abi, sana kaç bölümdür gel diyoruz. Gel bize katıl. Seni ben zaten ikna etmişim. Yani daha ne istiyorsun? Bak esir de vereyim, para da vereyim sana. Abi yok, en az bu 600-700 bin istiyor çünkü onun da parası biraz fazla. Otomatik desem yarısı doluyor abi, yok. Ya Godun abi, ben seni tokatlamaktan vallahi bıktım ya. Ben bu Godun'u vallahi tokatlamaktan, öldürmekten bıktım. O yüzden salıyorum seni. Ama olekin. Kollarına salıyorum. Dur bir dakika, eğer kaçarsa şöyle önünü keseyim de kaçmasın. Ben de bu sırada ne yapayım gençler? Burada Oleki tokatlayacağız ya. Urik ve Garain abi bana katılsın. Ben de ova gireyim. Ben de bu sırada ova gireyim. Ayda, onlar orada birbirine girdi derken ordu dağıldı. Ordu dağıldı da tamam. Onu döverler. 270 kişiler. God'unu muhtemelen esir alırlar. Sıkıntı var mı dayı? Yok, onlar düştü. Tamam. Godun birazdan esir alınır muhtemelen derken Oleg abi Godun abiyi de esir aldı. Şimdi Oleg, 129 kişinin hazır. Gel bana katıl şuradan hemen. Hemen buradan bir transit geçiş. Hop ova, bir kere daha girelim. Urik abi de geliyor. 175 kişi mi var? Oo, çok kişi koymuşsunuz ya. Çok kişi koymuşsunuz. Bir dakika. Tatsız oldu. Biraz bombardıman yapsak o zaman iyi olabilir mi? 145 tane garnizon koymuşlar abi. Bu biraz sıkıntı yaratabilir. Arkadan büyük de bir ordu gelebilir. Arkadan büyük de bir ordu gelebilir. Vidar burada. Fafen, bak Fafen abi geziyor bu sefer de oralarda. Ben delireceğim ya. Fafen az önce esirdi. Safnayı mı yağmalıyorlar? Şimdi Fafen abi yakalayıp bir kere daha soracağım. Diyecek ki gelmiyorum. Ve ben bu sefer gene sinirleneceğim. O yüzden sormayacağım da artık size. Size artık sormayacağım. Şimdi ben şuraları bombalamak yerine kuşatma kulesi yapayım ki daha rahat gireyim. Şimdi kuşatma kuleleri bitsin. Bir de bir koçbaşı yaptık mı hallolur derken tahmin ettiğim şey oldu. Abi gene oldu tahmin ettiğim şey. Nereye gidiyorlar? Bana mı geliyorsunuz? Takor Kalesi'ne gidiyorlar. Abi Takor Kalesi'nde ben daha yeni hezimete uğrattım sizi. Siz Takor'a gidin. Aman döndü. Vallahi döndü. Koçbaşı hazır mı? Hazır. 179 kişi var. Girersem alırım. Lakin dönüp sonra bu abileri tokatlayabilir miyim? Hiç gerek yok. O aldıktan sonra bunlar geri kaçacak. Dayı, bir saldırıya öncülük et diyorum. Kuşatma kulesini beklemiyorum. Sadece koçbaşıyla Ov Kalesi'ne giriyoruz. Haydi bakalım. Gazamız mübarek olsun diyelim. Askerlerin seviyelerini atlatsaydık keşke de, neyse sıkıntı yok, alırız. Sayı bakımından üstünüz. Ovu bir kere daha. Herhalde son 3 bölümdür sürekli ovu alıp duruyoruz. Ama sıkıntı yok gençler. Bu bölüm bir kere daha alacağız. Sonra Ergion abi muhtemelen Takor'a dönecek. O Takor'u kuşattığı sırada da artık sonucuna bakacağız. Sayı bakımından gördüğünüz gibi neredeyse eşitiz. Yani daha doğrusu tecrübe bakımından eşitiz. Adamlar da bayağı yetkin abiler ki bana balta atan abiler. Balta atmayın ama ya. Balta atmayın da ya. Siz bana balta atarsanız ben de size ok atarım. 3. 3'te 3. Siftah güzel. 4. Hadi mi 5? Vallahi 5. 6 gelir mi? 6 geldi. Tamam. Güzel. Şimdi dayı, koçbaşı patlamasın. Ne olur koçbaşı patlamasın ki kapıyı havaya uçurabilelim. Sen o kalkanı bir indir bakayım abi. Senin o kalkan güzelmiş de. O güzel Nur Cemal'ini göremedik. Biri bana bir şey attı. Ne attı? Kim attı onu? Bak 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 bak, merdiveni itiyorlar. Bak bak bak. Dayı, merdiveni itmeyin. Canınızı yakarım. Hatta canınızı alırım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi aslanlarım çıkmaya başladı. Ramfalya sallayan biri var. Ramfalya mı sallıyor yoksa başka bir şey mi? Yoksa Ramfalya değil o ya. Ramfalya değil, başka bir şey. Şöyle hemen bir bakalım. Oo tamam. Dayı, sağ kanadı patlattılar bize. Ki gördüğünüz gibi kapı boş kaldı şu an. Kapı boş kaldı. Bu ne demek? Şu an abi niye kapı boş kalmış? Ben de seviniyorum. Allah kahretsin. Koç başını patlatmışlar. Koç başını patlatmışlar. Ben de seviniyorum adamlar orayı bıraktı diye. Adam orayı boşu boşuna bırakır mı? Senin elindeki kılıç güzelmiş. Hemen bir kelleni alayım. Senin de. Senin de. Senin de. Evet, gördüğünüz gibi gençler seri headshotlara başladık. Oo abi, yıkılmadım ayaktayım dedi. Yıkarız, hiç affetmeyiz. Kırmızı yazılar görüyorum. Umarım birazdan hepsi yeşile döner.
Abi son okum. Son bir kill daha alayım dedim, alamadım. Bana ok lazım gençler, bana ok lazım. Kapıyı patlatsak çok güzel olacaktı da. Kapıyı uçuramadık. Abi nasıl vurdunuz koçbaşını ya? Nasıl vurdunuz koçbaşını? Koçbaşının düşmesi güzel oldu. Biz milletin koçbaşını düşürünce güzel oluyor da, başkası bize yapınca hoş olmuyormuş. Bana bir yol açın bakayım. Komutana bir yol aç. Selamlar, selamlar. Merhabalar dayı. Dayı bu kale güzelmiş ya. Ben burayı beğendim. Burası güzelmiş. Ben şuradan Ramfalya falan bulursam bir de onu da alırım. Dayı sen ne yapıyorsun? Aman aman aman. Abi elindeki şey var ya, adını unuttum bu silahın. Ne bu? Orak mı? Yok, orak değil. Orak daha küçük. Bu ne ya bunun adı? Unuttum gençler adını vallahi. Tırpan, tırpan. Heh, tırpan. Dayı merhabalar. Şöyle hemen vesikalıkları çekelim. Çünkü kalenin devir teslimi için tapu kadastroya vereceğiz. Şöyle hemen şipşak foto. Seri headshotlar. Ki tamam tamam, düştük. Yani düştü daha doğrusu kale. Takor bizimdir. Takor diyorum. O bizimdir. Tekrardan. Yine. Yeniden. Dayı senin elindeki kılıç harbiden güzelmiş. Keşke yapay zekan da kılıcın kadar güzel olsa da kelleni bu kadar kolay almasa. Şu kılıç güzelmiş ya. Abi biz salmadı ki düşmanlarımız. Demirciliğe girelim. Kendimize güzel bir kılıç yapalım. Aldık. Vallahi aldık gençler. Bir 100 kişi zayiat verdik ama aldık. Çok güzel. Çok çok güzel. Evet. Şu son kaçan abiyi ben bir indireyim. Ve nidaları bekleyeyim derken içeride kapının içinde mi biri var? Abi bak hep böyle yapıyorsunuz ama. Hep bunu yapıyorsunuz. İçeride mi biri var? Var mı? Göremiyorum. Abi vallahi içeride ve kapıyı millet tokatlıyor şu an bizimkiler. İçerideki delikten taş atsak gençler. Niye bu kadar uğraşıyoruz ki? Bu bölüm beni biraz sinir etmeye çalışıyor düşmanlarımız galiba. Fark ettiniz mi? Son bir kişi kalıyor ve beni çileden çıkarıyor. Nerede o? Bir dakika, nerede o? Kafana taş atacağım dayı senin. Kafana. Koskocaman bir taş atacağım. Aha burada. Dayı al tut. Aa ıskaladık. Oğlum onu öldürmeyin, ben kafasına taş atacağım. Dur 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 dur. Hepiniz benim emrimi yerine getirin. Dayı şöyle bir al bakayım, tut Hacı Bekir lokumu. Aa inatla tutmuyor dayı, sen de ama var ya. Sen de ama ayıp ediyorsun. Şöyle sen bir artık aradan çık da bizden iddiaları yükseltelim. Güzel, 100 kişilik bir bilançoyla Ov Kalesi tekrardan bizim. Seviye atlayan aslan parçalarımız var. Bize katılmak isteyen bazı cesur yiğitler var. Tamam. Bu seviyeleri hallederiz bir ara. Şimdi seviyeler kalsın. Şu eşyaları cukkalayalım. Ve şimdi dayı. Şöyle. Aa bir dakika, burada böyle bir şey çıkmıyordu ama ya. Allah Allah. Dayı yok, bunu ben şey yapmayacağım. Pes diyeceğim ki oylama yapalım. Oylama yapalım adam akıllı. Oleg abinin hakkıydı burası. Oleg abiye gene verdik. Bak Oleg abi, burayı artık sana son kez veriyorum. Bir kere daha. Eğer bir kere daha burayı düşürürsen cidden işler değişir. Tatlar kaçar. Ov kalesine giriyorum. Ne? Bir saniye. Ov kalesine beni almıyor musunuz şu an? Gençler benimle dalga mı geçiyorsunuz? Oleg sen şu an ordumdasın. Niye böyle bir şey yaptın? Şu an yaptığın çok yanlış değil mi? Ve çok anlamsız değil mi? Gençler kendi kalemize giremedik. Bu saçma sebep ne yani, bunun saçma sebebi? Ordumuzu hemen bir güçlendirelim. Şurada civarda gezen insanlar var bizim aslan parçalarından. Onlar bir bize katılsın da. Abi ben ova giremedim şu an yalnız. Farkında mısınız? Oleg abi. Ne oluyor? O kadar delikanlı dedik. Allah Allah. Pes dedim diye mi? Niye öyle bir şey oldu ki? Çok ilginç. Bu arada gençler, adamlar hayvan katledince morali düşüyormuş. Onu sizlerden öğrenmiştim hatırlarsanız. O yüzden kendim keseceğim biraz
Şöyle koyun inek falan keselim. Yiyeceğimiz var 27 günlük. Gıda çeşitliliğinden dolayı biraz düşük. Anlam veremiyorum ama. Şu an çok çok anlamsız. Ov kalesine girememem acayip sinirimi bozdu. 300 kişilik bir orduyla bunları takip ediyorum. Bunlar takora yürüyor. Fafen abiyi ben bir yakalayayım. Fafen abi sen bir gel. Ben Balgar'da gireceğim zaten. Sen bir gel bak. Seninle bir kere daha bir konuşalım. Seni daha önceki bölümde canlı yayında esir aldım. Gel artık. Gel artık bana katıl. Para istiyorsan vereyim bak. Kaç dinar istiyorsun? 370 bin dinarım var. Gel katıl bana. Yok, bunu kabul etmedi. Peki Balgard'daki esirleri sana versem? Balgard'da esir vardı diye hatırlıyorum. Var mıydı? Hemen bir bakalım. Yok. Okey. Tek anlam veremediğim Ov Kalesi'ne girememem. Gençler bunun sebebini bilen var mı? Ova niye giremedik biz? Yani gerçekten çok saçmaydı çünkü bu. Ve sinirlendim. Gerçekten sinirlendim. Yani böyle bir saçmalık olamaz. Şimdi 300 kişiyiz. Bunlar Takor'a saldırdığı anda biz de arkadan vuracağız. Takor'da kaç kişi var? 216 kişi var. Güzel. Takor'u bir kere daha savunmamızın hiçbir anlamı yok. Bir daha girmeye gerek yok. Biz bu askerlerle döveriz bunları da. Şöyle ben aslan parçalarını bir güçlendireyim. Seviye atlamaya hak kazananlar var. Şöyle random yapıyorum gençler. Yetkin ve güçlü olsunlar yeter de. Abi şu an çok çok üzüldüm ya. Beni ova almadılar. Fethettiğim kaleye giremedim şu an. Pes dedim diye mi? Niye öyle oldu ki? Keep mi demem lazımdı? Allah Allah. Ben hani keep dersem direkt bende kalır falan diye endişelendim. Oylama yapalım istedim o yüzden. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Tatlar kaçtı. Oleg abi çok iyi bir abimiz ama niye böyle bir saygısızlık yaptı? Tam anlamış değilim. Şimdi dayı sen bana mı geliyorsun? Aa Takor'u bıraktı bana geliyor. Dayı bana gelme ben yani ecelin olurum. Ecelin olurum hiç affetmem. Geri dönüyor. Tamam ova mı gireceksin? Ovda bir 56 kişi var. Mengus abi burada. Tamam bu muhtemelen ova gidiyor. Bakalım aynen öyle ova gidiyor. Dayı senin ordunun yemeği yok gibi ya. Bana öyle geldi. Birazdan sanki dağılacaksın gibi sen. Şimdi sen bu ovu kuşatırken ben bir Omor'a gideyim dedim. Omor kuşatma altında Aeron 600 kişiyle gelmiş buraya. Burada kaç kişi var? 6 kişi var. Gençler buraya adam kaybedip girmek sanki daha mantıklı. 91'e kadar adam kaybedebilirsin diyor. Surlarda savunma yapmak çok daha çok daha mantıklı geliyor. Çünkü adamlar bizim iki katımız. Adamlar iki katımız. O yüzden surların arkasında savunma yapalım. Şimdi dayı devam et diyeceğim. 75 tane aslan parçasını kaybedeceğim ama yapacak bir şey yok. 600 kişilik bir düşman ordusu var karşımızda. Gene bir kale savunması. Omor'u kaybedemeyiz. Omor önemli. Oleg'in önemli bir noktası ki Oleg bize az önce bir yamuk yaptı ama. Şimdi burada şu Omor surlarında düşmanlarımızı bir hemen püskürtelim. Sonrasında gençler artık ova yürüyüp oradaki abileri de bir tokatlarsak Batanya bir daha toparlanamaz. Batanya bir daha gerçekten toparlanamaz. Hatta ova almışken bir barış antlaşması da deneyebilir miyiz diye düşünmüyor değilim de artık yapacak bir şey yok. Savaşa girdik. Omor Kalesi, Omor şehri daha doğrusu savunması biraz kolay gibi geldi bana. Abi sadece balista mı yaptınız buralara ya? İnsan bir tane mancınık koyar. Herifler koç başıyla gelmiş. Evet, bu biraz tatsız oldu. Dayı şuraya bir ekip gelsin. Şuraya bir ekip gelsin. Bir de bu kalenin ben mimarisini tam anlamadım. Bunlar he şurada. Okey tamam. Tamam ya alırız biz bunları burada. Alırız. Tek sıkıntı tek kapı var. Yok tek kapı. Dış tarafta mı diğer kapı? Bilemedim Altan bilemedim. Tam eşitiz gençler. 206-206 şu anda. Savaş meydanında eşit sayıda askerimiz var ama onların askerleri biraz daha tecrübeli görüyorsunuz bar olarak. Bizimkiler bir tık daha geride. Kalenin coğrafi yapısı... Aa tamam. Tamam bildim Omor'u. Tamam bir Omor gördüğünüz gibi avlulu. İçeriye girerlerse içeride patates ederiz de. Şey sıkıntı. Bizim şu gördüğünüz gibi şeyler sıkıntı oluşturabilir. Şu kuşatma kuleleri biraz sıkıntı oluşturabilir ve
şey yok. Ne yok? Mancınık yok. Mancınık olmaması biraz saçma. Dayı bir tane mancınık yapar be insan. Gerçekten yani hem mancınık olmamasına bir miktar üzüldüm hem de abi ova beni almadılar ya. Harbiden çok üzüldüm ya. Gerçekten çok kalbim kırıldı yani. Bunu ne kadar bölüm geçse de unutamayacağım galiba. Abi kuşatma kulelerini en azından patlatın da. Diyeceğim balista kuşatma kulesini patlatıyor mu hiçbir fikrim yok inanın. İnanın hiçbir fikrim yok. Taş atmamız gerekebilir yani. Oranın patlaması için bana birileri ok atıyor. Taş var mı abi? Taş var mı? Taş. Eskiden lady var mı lady derdik. Evlendik. Taş var mı? Taş diyoruz. Da. Tamam üstünü kırdım en azından. En azından üstünü kırdım ki askerlerim daha rahat atış yapabilir. Abi adamlar hem sayı bakımından üstün hem de bir sürü kuşatma silahları var. Bu biraz tatsızlık çıkarabilir. Haydi aslanlar. Haydi. Şu Omor'u koruyalım. Gerisi kolay. Omor'u koruduk mu gerisi kolay. Hiç merak etmeyin. Yani şu Batanya ile cepheyi kapatıp Sturge'ye odaklansak biraz para kasıp Godun ve Fafen abiyi kendi tarafımıza çeksek var ya. Yani gerçekten tadından yenmez. Abi yok bu hiçbir işe yaramayacak belli. Bu hiçbir işe yaramayacak. Taş var mı? Abi en iyisi taş falan atayım yani taş iş görüyor en azından. Veya şöyle çekeyim emaneti. Dağıtayım adaleti diyeyim. Şöyle birkaç tane headshot'la siftahları yapalım. Yani şu an koçbaşının burada olması bir nebze iyi de şu şeyleri indiremedik. Adı neydi? Kuşatma kuleleri inmiyor. Kuşatma kulelerinin patlamamış olması biraz olayları civcivlendirebilir. Olayları biraz civcivlendirebilir. Şimdi haydi aslanlar burada çok sağlam bir savunma yapmamız lazım. Kuşatma kulesi geldi. Kuşatma kulesi geldi ki nasıl bir merdiven sistemi var dayı orada. Aç bakayım o kapıyı. Aç indir indir. Ha indirmiyorlar hala. İndi bakalım. Oo abi. Eyvah. Burada tatlar kaçacak belli gençler. Burada tatlar fena kaçacak. Umarım bizimki kaçmaz. Abi önüme geçip niye ölmeye çalışıyorsunuz? Şimdi şöyle çektim gene okumu. Kapı da mı patladı? Abi kapı patlamış kapı. Asıl önemli olan kapı şu an. Ki kaçanlar mı var? Kaçıyorlar mı başka tarafa mı gidiyorlar onu anlamadım. Abi kapıya vuran herkesi indiriyorum. Kapıya kılıç kaldıran herkesi indiriyorum. Kapıya kılıç kaldırmak yok gençler. Eyvah. Kapıya vallahi patlayacak. Evet güzel. Kaçıyor musunuz dayı? Ramfalyalı bir abi kaldırdı ramfalyasını. O ramfalyayı oraya indirme. Ben şuradan hemen cephaneyi yenileyeyim. Arkamda umarım tatsız görüntü yoktur dedim. Bir döndüm. Burayı temizleyince ama hepsi buraya gelmiş bu sefer. Oğlum önüme geçmeyin be. Önüme geçmeyin be şu savaş alanında. Bak vallahi manyak herif önüme geçiyor. Sonra ben vurduğum için suçlu oluyorum. Abi siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bak gene kendi askerimi vurdum. Önümden bir kişi daha geçerse vallahi kafasına sıkacağım. Senin ben var ya. Gel lan. Abi yok bizim askerler biraz moron. O yüzden şöyle geçeceğim. Ki bu kuşatma kulesine artık adam gelmiyor derken aşağıda birkaç... Aa manyaklara bak bizim elemanlar gitmiş. Frostbeard abi en ön saflarda öldü az önce. Kendisi biraz zeka özürlüsü olduğu için gençler bildiğiniz gibi kendisi hiçbir işe yaramayan bir eleman. Bak sen kimsin? Sen kimsin aşağıda tek başına koca ordunun karşısına çıktın anlamadım ki. Baba avluyu savunun avluyu. Avluda düşman var mı? Kapı çünkü patlayacak. Oo kapı patladı patlayacaklık durum yok ki patlamış. Ama orada bizimkiler hattı müdafaa yoktur. Style'a takılıyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Kendi askerimi mi vurdum? Evet bu sefer öldürdüm. Bu sefer öldürdüm aferin bana. Yok ya bunlar giremez gençler. Gene herhalde bir zayiat verdik bir miktar ama çok da değil. Kapı daha yeni patladığı için. Ve kuleleri, kanatları koruduğumuz için gelenler 1-2-1-2 gelip ölüyorlar. Eğer toplu gelseler o savunmayı yarabilirlerdi. Ama yok izin vermedik. Savunmayı yarmalarına izin vermedik. Ben de şöyle ok atışlarıyla
Oo, eyvah, kalabalık geldiler biraz. Dayı, kahveden adam mı topladınız? Derken kaçanlar da var. Bak bak bak, kaçanlar da var. Dayı kaçmayın, daha karpuz keseceğiz ya. Dur dur dur, daha karpuz keseceğiz. Dur dur hele, dur dur dur. Tamam, kuşatma kulelerini saldılar. Buradan daha gelmezler. Son 150 düşman kaldı ve hala geliyorlar. Avlu tarafına doluşuyorlar. Şehrin giriş avlusu diyelim buraya artık. Ama 1-2 1-2 geliyorlar abi, böyle olmaz ki. Bunlar böyle gelirse biz zaten her türlü yeneriz. Tamam, yok yok, bunlardan bicecik olmaz gençler. Bunlar böyle posta posta geldiği sürece biz bunları hallederiz. Bak, sen kafandaki kurt postu güzelmiş dayı ama senin kafanı bir alayım dedim. Şu komutan muhtemelen. Bak, gene kendi askerimi vurdum. Neyse, ölmedi en azından. Abi orada o kadar kalkanlı adam var. Siz oraya şu an böyle elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz ki. Hani bir öldürürsün, iki öldürürsün. Ki biz buradan çatır çatır bombalıyoruz oraya. Yani Omor Kalesi'ne, Omor şehrine girmeniz çok daha akıl kârı değildi. En azından çevrede ben varken. Şimdi şöyle şu vahşi abiyi bindirelim. Vahşi abiye medeniyet getirdik şu an. Dayı, sen güzel yetkin bir abiye benziyorsun. Seni ben bir indireyim. Abi şu ok kovalarına bayılıyorum ya. At at bitmiyor abi okum. Şu an tam bir makinalı tüfeğim. Sayı bakımından hala eşitiz galiba. 150 derken yok. Sayı bakımından eşit değiliz de güç bakımından eşitiz. Onların askerleri biraz daha tecrübeli olduğu için galiba barda az önce eşittik. Ama biz onları öldürdüğümüz ve birçoğu kaçtığı için gördüğünüz üzere. Şu Ramfalyalı abiyi ben bir indireyim. İndiremedim. Sen komutan mısın? Kafandaki şekile benziyor. Galiba komutan. Tam ismini göremedim yukarıda ama galiba komutan. Tamam, güzel, bitti bitti. Yani son 150 tane kalması dışında sorun yok da bunlar tek tek geliyor gençler. Bunlar böyle tek tek geldiği müddetçe hiçbir sıkıntı yok. Size bu avludan anca ölüm gelir gençler. Size bu avluda herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi yaldır yaldır ok atışlarıyla elemanları indiriyoruz. Şu ok fıçısından hemen emaneti çekelim. Şarjörü fulleyelim. Bak bak, bir de ramfalyalı geliyorlar ya. Bu abiler harbi yetkin abiler de bizim o savunma hattını yarmaları şu an imkansız. Yani şu an Omor geçilmez yapıyoruz gençler. Omor geçilmez yapıyoruz. Dedikten birkaç dakika sonra yayınlarda olduğu gibi savunma hattı tamamen patlarsa tabii şomazımızın etkisiyle onu bilemem. Umarım hiçbir şey olmaz. Biz de şu elemanları çatır çatır indiririz. Sen de bir gel. Gelmedin. Tamam, kaçanlar göçenler var hali hazırda. Ki ben o kaçanı göçeni de indiriyorum. Hiç affetmiyorum. Şu Ramfalyalı abileri... Yok, Ramfalyalı değilmiş onlar. Ama ben yine de indireceğim. Ben yine de indireceğim. Sen... Abi, ben her kaskı güzel olanı komutan sanıyorum. Her sakallıyı dedem sanıyorum. Bu olmayacak böyle. Şöyle topuna topuna sıktım. Bak, ok atan şampiyon var orada. Aa, Sierra o şampiyon değilmiş. Abi bak, bu komutan çıktı. Vallahi sonunda komutanı bulduk. Savunma hattında düşen birkaç asker oluyor da. Yok yok, kalkanlar sayesinde şu an oradan imkansız geçemezler. Abi akın akın geliyorlar. Yani öleceklerini bile bile geliyorlar. Şu an tümden geri çekilseler aslında daha tatlı olacak da neyse. Bize de bol bol düşman çıkıyor. Buradan döneceğim, bir de ova yürüyeceğiz daha. Dur dur dur. Daha ova yürüyeceğiz. Veya ova canlı yayında sizlerle yürürüz. Ovu canlı yayında bir kere daha alırız. Daha doğrusu ov düşmedi ya. Bir dakika, ov daha düşmedi. Aa, bizimkiler delirdi. Gençler, bizimkiler delirdi. Kim emir verdi oğlum koşun diye? Abi bir dakika, onlar emri kimden aldı? Aa, Oleg mi verdi acaba? Oleg bizde mi şu an? Oleg şu an kimi kontrol ediyor abi? Evet, Oleg 63 kişilik piyade birliğini kontrol ediyor ve saldırı emrini vermiş. Manyak Oleg. Ulan Oleg, sen adam gibi adamsın da kalene beni almadın ya. Orada biraz bir kırıldım be. Orada biraz bir kalbim kırıldı gerçekten. Neyse, sağlık olsun. Madem Oleg abi hücum emrini verdi, biz de topyekün bir hücum emri verelim. Son kalan birkaç düşman askerini tokatlayıp tekrardan Batanya'nın dağlarına, yeşil dağlarına, ormanlık dağlarına yollayalım derken hepsi kaçtı zaten. 30 nam
ve 12 nüfuzu cebe indirdik. Omor hali hazırda hala bizim. Dayı hepinize esirimsiniz. Çünkü sizi bırakınca siz sapıtıyorsunuz. Tekrar adam toplayıp geliyorsunuz. O yüzden size ben sizi bir esir alayım da. Ben sizi en iyisi esir alayım. Sıkıntı çıkmasın. Şimdi birlik var 20 kişi. Güzel. Oo abi sen çok şekil bir abiye benziyorsun. Ben hepinizi alacağım. Alabildiğim bütün yetkili abileri alacağım derken doldu bile. İçeride girebilen birkaç kişi var. Onları hemen içeri alalım. Tamam. Okey. Şu an 3 tane gene yetkili Batanya abisini çektik. Bu arada seviye mi atladık? Hemen ona bir bakacağım. Dayı 500 bin dinarım var. Bak artık ekonomik olarak da koptuk gidiyoruz. Koptuk gidiyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Şunları da alalım. Şu an bence ödenilecek mi? Abi bir dakika dayı. Ne yapıyorum ben ya? Şeye girdim. Ben de bir an burası şey sandım gençler. Ganimet ekranı sandım. Her şeyi bıraktım. Silahlarımı satacaktım. Şimdi normalde bunları demire çevirmeyi düşünüyorduk da. Biliyorsunuz demire çeviremiyoruz. Çünkü bu laleler sürekli savaş açıyorlar ve bize ticaret, demir üretimi gibi şeyler yapmamıza izin vermiyorlar. O yüzden ben bunları satayım. Daha 58 bin dinar mı var burada? Oo kalkanlara falan bak dayı bayağı şekil. Burada herhangi bir şeye ihtiyacı olan var mı? Vigo abinin durumu iyi gibi. Oragur abi biraz dandik takılıyor da. Oragur abi sana kaliteli bir şey verebilir miyim? Yok bu çok bir fark yaratmıyor. Hadi al ellerin biraz daha sağlam olsun. Hadi başın da biraz sağlam olsun. Sen zeki adamsın. Senin kafayı korumak lazım. Onun haricinde hadi şu omuzluğu da al. Tamam okey. Sana bu kadar yeter. Abi sana hiçbir şey vermeyeceğim be. Sen harbiden hiçbir şey aramayan boş beleş bir adamsın ya. Kafandaki kurt postu bile sana çok sırf Sturgiyalı olduğun için verdim. İdare et şimdilik. Oo doktor bey. Doktor bey önemli. Doktor bey de zeki adam. Kafayı koruyalım. Yalnız nasıl muamele ediyorum insanların statülerine göre ya. Ne kadar kötü bir komutan oldum. Şimdi şunları bir hemen satalım. Bir sürü eğer var. Doktor bey sana at vermeyeyim ya. Sana gerek yok. Sen piyade takıl. Sen piyade takıl. At olunca çünkü önden ben saldırttırıyorum onları. Sen doktor adamsın. Bize lazımsın. Seni yollamayacağım. Şimdi yemeğe falan ihtiyacımız var da. Pamuğu falan satayım. Takıyı da sat dayı. 1000 dinar. Şimdi bunlara ihtiyacım yok. Şunları da ben bir okutayım. Tamam. Şunları da okut dayı. 39 bin dinar alacağız. Çok güzel dayı. Burada para var değil mi? Var. Tamam. Güzel. Paramız da iyice arttı. Yaklaşık 500 bin dinar oldu harbiden. Şimdi Ov Kalesi'nin önündeki ordu şu an ovu mu kuşatıyor onu görmedim. Ama hemen şunları bir önce yükseltelim. Okçular -2 moraliyle başlar. Düşman piyadeleri -2 moraliyle başlar. Bu güzel bir şeymiş ha. Bunu beğendim. Abi düşman piyadeleri hep daha fazla oluyor. Piyadelerin şeyi olsun ki moralleri düşsün ki okçuları atlılarla falan tokatlarız zaten. Şimdi gençler, Ayberk'in ordusu yaldır yaldır yola devam ediyor da Ergion nereye geliyor? Dayı sen anlamadım ben senin derdini ya. Omor'u kuşatacaksın. Tamam, Omor'u kuşat. Hobi olarak yine kuşat da bekle. Ben bir şuraya gireyim önce bir de. Şimdi ben burada bir süre bekle diyeceğim gençler. Ve videomuzu burada, bu bölümümüzü burada sonlandıracağım. Şimdi Omor gördüğünüz gibi 771 kişilik orduyla tekrardan kuşatıldı. Tek merak ettiğim görüşme talep etsek acaba Ergion abi ikna edebilir miyiz? Ergion dayı selamun aleyküm. Gel bak kan dökülmesin. Sadakatine değmez diyelim. Ve %43'lük kritik şansımı kullanayım. Ve vurdum. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bir tane de normal vursam. Vallahi vurduk. Kaladok senden namussuzca şeyler yapmanı istiyor dedik. Ve %93 mü? Abi %93'ü de vururuz herhalde. Aynen öyle kritik vurduk. Şimdi gençler. Para istemedi. Çok güzel. Para istemedi ve Ergion abi artık Altürk'ün bir vasalı oldu gençler. Abi ben bu bölüm toparlayacağız dedim ama. Ben bu bölüm toparlayacağız dedim. Bize gelen bir yer var mı peki buradan? Ergion abinin toprağı olması lazım. Ergion abi senin toprağın yok mu ya? Ergion abi fakir mi çıktı? Ergion.
Aa gençler, Ergenon abi fakir çıktı ama neyse, sıkıntı yok, sıkıntı yok, çok güzel. Az önce obuk kuşatan Ergenon abi artık bizim bir adamımız ve gördüğünüz gibi burada kurduğu, Ergenon'un kurduğu ordu tamamen dağıldı ve tamamen gördüğünüz gibi dağılıp Omor surlarından kaçacaklar. Bu ne demek oluyor? Canlı yayında çok kan dökülecek ama bizim değil, Sturgia ve hakeza Batanya'nın kanı dökülecek. Canlı yayın dediğim gibi 16.30'da olacak. Lütfen hepiniz gelin. Daha fazla kişi olalım. Önceki yayınlarda gene çok fazla kişi olduk ama daha fazla olalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet sevgili dostlar, Bannerlord maceramızın bomba bir bölümünün daha sonuna geldik. Altürk'ün ivmesini tekrar kazandırdık. Bakalım canlı yayında zirveye çıkabilecek miyiz? İlerleyen bölümlerde ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.